Şimdi de GLSQL'de döngülere gelelim. Döngü yapıları. Döngüler yazılımda bir işlemi birden fazla kez ya da belli bir işlemi gerçekleştirene kadar çalışmak üzere tasarlanan yapılar. Örneğin birden 100'e kadar ekranda yazdıracağım. Bunu DBMS Output Line gibi 100 kez alt alta yazdırmak yerine basit bir döngü kurarak bunu 100'e kadar yaz dediğimizde bu işlemi yapabilir. Döngü yapımız var. GLSQL'de. Loop, for loop ve while loop. Loop zaten basit olarak bizim döngü anlamına geliyor. Şimdi loop yapalım. Yine bloklarımızı açtım. Bir değişken oluşturacağım. Adı, numara, number, loop açtım ve kapattım. Bakın kafam karışmasın diye, hani içeride karmaşık işlemler yapabiliriz. O yüzden kafa karışmaması için önce declare begin açtım. Değişken kullanacaksam yazdım. Loop açıp kapattım, artık rahat. Açma kapama hatası almam. DBMS output bootline bunu çalıştırırsam ne olur? Gerekiyor. Hata verme sebebi buffer overflow limit 1 milyon diyor. 1 milyon byte. Yani bunu geçtiği için artık durdurmuş olması gerekiyor. Belli bir seviye sonra. Bu hatayı vermemesi için benim bir sınır koymam gerekiyor. Numara eşittir. Numara artı 1. Bu sefer 1, 1, 1 yazmak yerine artarak gitmesini bekliyorum. Evet ama artarak. Bakın 72.221'de patladı. Neyi? Bunu mu? Arttırma işlemi. Hayır. Burası bir kere tanımlanıyor. Buraya oynamıyorum yani. Ha, burada mı? Şunu yapmayı biliyorsun. Bunun içerisinde sileyim şunu. Deneyelim, hata alalım. Burada da yukarıda birden başlıyor. Numara artı bir şeklinde. Yine patladı. Conversion olayı. Şansımızı zorluyor. Evet. Yani burada bir dönüştürme işlemi gerekiyordu. Bunların ikisini hesaplayamadım. Ben tuçar dedim. Bunu hesapla ama char'a dönüştür dedim bu fonksiyonla.
Ondan sonra yazdı. Tabii artırma işlemi olmadığı için bu sadece bir kere yazdı. Her seferinde artıramaz. Bir başlattım, geldi buraya bir kere yazacak. Çünkü loop içerisinde artırma işlemi yok. Burada artırdı, iki olarak yazdı. Burada da yine patladı. Kopyalıyorum. Buna bir engel koyacağım. Engelim olması gerekiyor burada. Loop içerisinde döngüde diyeceğim ki ona, yani herhangi bir sayıya geldiğinde çık. If numara eşittir 10 olduğunda then exit. Burada 10'a kadar yapmamasının sebebi 10 olduğunda exit olacak zaten. Eğer onu da dahil etsin istersek 11 yapmamız gerekiyor. Bu şekilde onu da getirecektir. 1'den 10'a kadar. Başka bir örnek yapalım. Declare beginnet. Kaç olduğunda örneğin ondan büyük olursa yazsın ve çıkış yapsın.
şekilde döngüyle bir tabloya veri ekleme işlemi yapalım. Öncelikle tablomu oluşturacağım. Create table. Burada da sıkıntı o, şeyi kapattığımız için feedback olayını, şunu bunu yaptık demiyor. İkiden 100 dahi 100'e kadar ekledik. İşe yarasın. Çalıştırdım. 4 kez ekrana yazdım. Bakın, çalışma mantığını anlatıyorum. For, bilirsiniz, for döngüsü içerisinde bir değişken kullanılır. Programlama dillerinde de böyle. For kısmında tanımlanır bu. Burada da içeride kullanabileceğim şey numara. Bunu tanımladım. In 2'den 5'e kadar. Arada 2 tane nokta var. Sonra for numara in 2'den 5'e dön. Bu kadar yaz. İkiden 6'ya dersem benim istediğimi yapar burada. 5 tane yazar. Neleri yazdı? Şöyle başına yazalım.
3, 4, 5, 6. 6 dahil yazdım bunu. Dahil, 6 dahil, toplam 5. Söz dizimi bu şekilde. Başka bir örnek daha yapalım. Bunun tersine doğru dönecek. Reverse 1, 3 loop end loop. Üç, iki, bir. Yani for'un tersine çalışan versiyonda sadece reverse yazmam yeterli. Sıralama aynı, sadece bunun tersten işlemini yapıyor. Önce değeri yazdıracağım. Mesela algoritmaya bakalım. İlk değerim vardı. Yazdı 1. 2'den 5'e kadar 2, 3, 4, 5. 4 tane de buradan yazmalı. Sonunda da bir tane sonuncusu. O zaman ben şunun değerini artırırsam farklı bir sonuç çıkacak. Önce buradakini yazdı. Sonra döngünün içerisinde yüzü tekrar yazdı. Artırarak devam etti. Oluşturacağım. 100
restart. Number 90'dan başla. Restart. Şimdi de for kullanarak veri ekleme işlemi yapalım. Tablo 1'i yapmıştı. Tablo 1'i truncate ediyorum. Bunun da tersi kolay. İnden sonra reverse dediğimizde tam tersi yazacak. Tablo 1'i truncate ediyorum. Tersten yazsın. Bu sefer 400'den başladı. Döngülerle ilgili son olarak da programlama dillerinden aşina olacağınız GoTo etiketini kullanalım. Ya da bunu daha sonraya saklayayım. GoTo'yu prosedürle birlikte kullanırız. Dışarıdan parametre gelir, o parametreye göre bir load işlemi yaparız. Orada çözülür.